Merhabalar, ben Deniz. Psikoterapistim ve aslında mesleğim gereği sık sık danışanlarıma kaygılarıyla baş etmeleri konusunda yardımcı oluyorum. Fakat terzi kendi söküğünü dikemezmiş. Ben şu anda kendi heyecanımı dizginlemekte oldukça zorlanıyorum. Aslında uzun zamandır bir TED Talk takipçisiydim ve Bursa'da da bir TEDx organizasyonu yapılacağını duyduğumda ben de bunun bir parçası olmak istedim. Temayı öğrendiğim zaman, mutluluk temasını, birçok kişi gibi benim de aklıma ünlü şairin dizeleri geldi. Sen mutluluğun resmini çizebilir misin Abidin? İşin kolayına kaçmadan ama. Yani aslında son 10 yıldır insanları neyi mutlu ettiği ya da neyi mutsuz ettiği üzerine okuyan, düşünen, üreten bir insanım ama yine de bu tema üzerine konuşmakta bayağı zorlanıyorum doğrusu. Çok iddialı bir tanıtım cümlem olmasına rağmen aslında nasıl mutlu, daha mutlu bir insan olacağınıza dair çok hayati bilgiler vereceğimi de sanmıyorum açıkçası şu anda. Birçoğunuzun aklına eminim önceden gelmiştir söyleyeceklerim. Şöyle bir devam edecek olursam, önce bir tanım yapmaya çalıştım aslında ben. Mutluluğun tanımını yaparak başlayabilirim diye düşündüm. Fakat herkes için ortak bir mutluluk tanımı yapmakta çok zorluk çektim. Bir mutluluk tanımı yapmak istediğimde aklıma gelen şeyler çok kişisel şeylerdi. O yüzden ben de çocukluktan kalma bir alışkanlıkla TDK'ya başvurdum. Türkçe Büyük Sözlük'te mutluluk şöyle tanımlanmış. Bütün özlemlere eksiksiz ve sürekli olarak ulaşılmaktan duyulan kıvanç durumu. Yani bu tanıma göre aslında yaşadığımız süre boyunca mutlu olmamız imkansız. Tanıma bir kez daha bakalım istiyorum. Bütün özlemlere eksiksiz ve sürekli olarak ulaşmanın mümkün olduğu bir yer ya da zaman olabilir mi? Bunun cevabını belki psikanalizde bulabiliriz diye düşünüyorum. Psikanalistler kayıp cennet miti üzerine oldukça yazıp çizmişlerdir. Şöyle düşünmüşler. Pek çok dinde ortak olan bu cennetten kovulma hikayelerinin, halk hikayelerinde, masallarda, romanlarda gördüğümüz bu kayıp kıta, kayıp şehir hikayelerinin, yani insanlığın ortak bilinç dışındaki bu kaybettiğimiz güzel bir yer inancının kaynağı ne olabilir diye düşünmüşler. Şimdi ben bunun cevabını biraz birlikte verelim istiyorum. Çok basit bir görsel canlandırma çalışması yapacağım sizlerle. Dileyenler katılabilirler. Basit bir nefes egzersiziyle başlayacağız. Şimdi isterseniz şöyle rahatça bir koltuklarınıza yerleşin. Bacak bacak üstüne atıyorsanız bacaklarınızı indirin, kollarınızı kolçaklara yerleştirin. Bütün kaslarınızı gevşek bırakmaya çalışın ve gözlerinizi kapatın. Nefes egzersizimiz şöyle olacak. Burnunuzdan derin bir nefes almanızı isteyeceğim. Nefesinizi tutacaksınız. Ben bu sırada ağır ağır 3'e kadar sayacağım. Ve sonra yavaşça nefesinizi ağzınızdan vereceksiniz. Hazırsanız başlayalım. Burnunuzdan derin bir nefes alın. 1, 2, 3. Ağzınızdan yavaşça bırakın. Çok iyi. Bir kez daha. Burundan derin bir nefes. 1, 2, 3. Ağzınızdan ağır ağır bırakın. Çok iyi. Bir daha. Burundan derin bir nefes alın. Göğsünüzü şişirin. 1, 2, 3. Yavaş yavaş bırakın. Bir daha. Burundan derin bir nefes. 1, 2, 3. Yavaşça bırakın. Son kez yaptıracağım. Burnunuzdan derin bir nefes alın. Tutun. 1, 2, 3. Ağzınızdan yavaşça bırakın ve gözleriniz kapalı kalsın. Şimdi oldukça loş, hatta karanlık bir yerde olduğunuzu hayal edin. Sıcaklık tam istediğiniz gibi, hiç üşümüyorsunuz. Hiçbir ihtiyacınız yok, karnınız tok. Sizi rahatsız eden hiçbir ses, hiçbir ışık, hiçbir görüntü yok. Ve şimdi bu rahatlık içinde süzülürken, içinde büyüdüğünüz karanlığın giderek daraldığını ve giderek bulunduğunuz yerde sıkışmaya başladığınızı düşünün.
Sıkışıyorsunuz, sıkışıyorsunuz, giderek daha rahatsız hissediyorsunuz. Ve sonra birden hava 10 derece birden soğuyor. Çok üşüyorsunuz. Ve birden ışıklar öyle şiddetli ki sanki gözleriniz yanıyor. Ve sesler o kadar rahatsız edici geliyor ki size. Biraz rahatlamak istiyorsunuz. Derin bir nefes alıyorsunuz ve ciğerleriniz cayır cayır yanıyor. Ve ağlamaya başlıyorsunuz. Çünkü ilk nefesinizi aldınız. Gözlerinizi açabilirsiniz. İşte psikanalistler kaybettiğimiz cennetin anne karnı olabileceğini söylüyorlar. Yani her birimiz dünyaya bir cenneti kaybederek geldik. Şimdi ben bu meseleye bir de başka bir açıdan bakmak istiyorum. O da matematik. Birinci sınıf, birinci konu, herkes hakimdir diye düşünüyorum. Zannediyorum şu gördüğünüz şekil hepimizin hafızasına kazınmıştır. Kesişen yuvarlak kümeler, bunların dışında kalan bir iki eleman ve bunların hepsini kapsayan büyük dikdörtgen, evrensel küme. Baştaki tanıma dönecek olursak eğer, bütün özlemlere sürekli ve sınırsız olarak ulaştığımız yer, ancak evrensel kümenin kapsadığı bir yer olabilir. Oysa bizler nacizane birer birey olarak ancak bu yuvarlak kümelerden biri olabiliriz. Peki öyleyse, yani bir cenneti kaybettiysek ve oraya geri dönemiyorsak ve evrensel mutluluk kümesini de kapsayamıyorsak, o zaman ne yapacağız? Sonsuza kadar mutsuz mu olacağız? Bana kalırsa bunun cevabı mutsuzluğumuzla ilişkimizde yatıyor. Şimdi biraz mesleki bilgilere dönmek istiyorum. Sizinle bu tabloyu paylaşmak isterim. Yaklaşık son 10 yılda giderek artan antidepresan kullanımını gösteren bir tablo arkamda gördüğünüz. Ama bence bu tablo aynı zamanda insanlara antidepresanı tek başına bir çözüm olarak öneren hekim sayısındaki artışı da gösteriyor. Bu bizi şu noktaya getiriyor aslında toplumsal olarak. Sanki sorunlarımızı çözmek için onların üstüne gitmek yerine onların hayatımıza getirdiği sıkıntıları ertelemek ve ötelemek eğilimindeyiz. Ve mutsuzluk karşısındaki taktiğimiz bu olduğu sürece bence mutsuzluğumuzdan kurtulma şansımız yok. Ha bu söylediğim şeyden antidepresan kullanımına tamamen karşı olduğum da anlaşılmasın. Yanlış bir mesaj vermek istemem. Sorunlarını çözmek için çabalayan, bunun için destek alan insanlar için harika bir katalizör olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bir başka gözlemimden daha bahsetmek istiyorum. Bunu hem psikoterapi seanslarımda gözlemliyorum hem de gündelik hayatımda. Birazcık çağın ruhuyla da ilgili bir şey bu bence. Sanki artık mutsuz olmanın ya da öfkeli olmanın kendisi bir problemmiş gibi algılanmaya başladı. Eminim siz de şöyle şeyler duyuyorsunuzdur gündelik hayatınızda. Biraz mutsuz olan herkes depresyondayım diyor mesela. Halbuki mutsuz olmak da, öfkeli olmak da neşemiz gibi, şaşkınlığımız gibi diğer duygularımızdan sadece biri ve bütün duygularımız aslında eşit öneme sahipler. Bu noktada ilk önereceğim şey aslında, kişisel önerim diyeyim. İlk önereceğim şey, bence mutlu olmanın ön koşulu mutsuz olma kapasitemizde yatıyor. Yani önce o cenneti kaybettiğimizi ya da evrensel mutluluk kümesini kapsayamayacağımızı kabul etmeli, sınırlılığımızın farkına varmalı ve bunun yasını tutmalıyız. Ancak bunun yasını tuttuktan sonra bu dünyada kendi cennetimizi kurmaya ya da kendi mutluluk kümemizi inşa etmeye başlayabiliriz. Peki bu çalışma için yani daha mutlu bir insan olmak için atılabilecek ilk adım ne olabilir? Bana kalırsa önce şuradan başlamalıyız. Bugünkü mutluluk kümemiz neleri kapsıyor? Çünkü neyle mutlu olacağımız bize öğretildi. Gün içerisinde aslında konuşmacıların birçoğunun da değindiği bir konu oldu bu. Örneğin birçoğumuz çok paramız olduğunda, zengin olduğumuzda mutlu olacağımıza inanıyoruz. Halbuki bir araştırma yapılmış. Araştırmaya katılan iki kişiden bahsedeceğim. Bir tanesine piyango çıkıyor. Bir tanesi de çok kötü bir kaza geçirerek omurilik felci oluyor ve belinden aşağısını kullanamaz hale geliyor. Fakat bir yılın sonunda bu iki kişinin mutluluk seviyelerine bakıyorlar ve ikisinin mutluluk seviyesinin aynı olduğunu fark ediyorlar. Bu araştırma bize aslında şunu söylüyor. Mutluluğumuzun ya da mutsuzluğumuzun belirleyicisi başımıza ne geldiği değil. Mutlu olmak bir kapasite meselesi.
Buradan sonra yapılacak şey, önce dediğim gibi kendi kümemizin elemanlarını gözden geçirmek. Çünkü aslında hem büyüdüğümüz yıllar boyunca bizi neyin mutlu edebileceğine dair pek çok inançla dolduruluyoruz. Hem de sevdiklerimiz, çevremizdekiler bizden birçok şey bekliyorlar ve bazen öyle sanıyoruz ki o beklentileri yerine getirirsek, hayata geçirirsek eğer mutlu olacağız ve bunun için enerji, zaman, emek yatırdıktan sonra, o ereye ulaştıktan sonra aslında umduğunuz kadar da mutlu olmadığınızı fark edebilirsiniz. İşte bu hayal kırıklığını yaşamamak için şimdi bugün mutluluk kümenizin elemanları gerçekten sizin kümenizin elemanları mı? Bunu bir gözden geçirerek başlamalıyız. Ancak bundan sonra kümemizi genişletme çalışmalarına başlayabiliriz. Bu noktada tekrar psikoloji bilgilerime döneceğim. Psikolojide artık ruh sağlığının en önemli göstergelerinden biri sayılan bir terim var. Bu da esneklik. Peki nedir esneklik? Esneklik yeni bir durum karşısında bazı eski alışkanlıklarınızı geride bırakarak yeni duruma uyum sağlama yetisi. Dikkatinizi çektiyse esneklik iki önemli şeyi barındırıyor içinde. Bir tanesi eski alışkanlıkları geride bırakma becerisi. Bir diğeri ise yeni deneyimlere atılma cesareti. Eski alışkanlıkları geride bırakmak üzerine biraz konuşmak istiyorum. Özellikle psikoterapi seanslarımda bununla ilgili çok fazla örnekle karşılaşıyorum. Her birimiz aslında kendimize güvenli alanlar yaratarak yaşıyoruz. Böyle güvenli alan deyince kulağa çok hoş gelmesine rağmen aslında bazen bizi çok mutsuz eden şeyleri de güvenli alanımıza dahil etmiş olabiliyoruz. Yani bir örnek vermem gerekirse sizi mutsuz eden evliliğinizi inatla sürdürüyor olabilirsiniz. Çünkü onu bırakıp yeni bir düzene atılmak sizin için o kadar korkutucu olabilir ki bunu yapmak yerine her gün o alıştığınız sıkıntıyı çekmeye razı olabilirsiniz. Ancak kümenizi genişletmek istiyorsanız sizi mutsuz eden bazı alışkanlıklarınızdan vazgeçme cesaretini göstermeniz gerekiyor. İkinci koşul yeni deneyimlere açık olmak demiştim. Bu noktada şimdi sizinle bir başka teoriyi daha paylaşmak istiyorum. O da akış teorisi. Akış teorisini kendisi de bir TED Talks konuşmacısı olan Csikszentmihalyi adını söylemekte oldukça güçlük çekiyorum. Bu abimiz ortaya koymuş ve tezimde dediğim gibi çalışmalarından çok faydalandım. Akış teorisi basitçe şuna dayanıyor. Dünya çapında pek çok ülkede insanlara mutlu oldukları anları tariflemeleri söylenmiş. Çalışma şuna dayanıyor basitçe. İnsanlar mutluluk anlarını tarifliyorlar ve daha sonrasında bu mutluluk anları arasında ortaklıklar bulunmaya çalışılıyor. Ve insanların daha çok mutlu oldukları anları tarif ederken şöyle şeylerden bahsettiklerini fark ediyorlar. Kendilerini yaptıkları şeye tamamen kaptırdıkları, bulundukları yeri ve zamanı unuttukları, yaptıkları şeyi oldukça iyi yaptıklarını hissetmelerine rağmen bunun için çok da fazla enerji harcamadıklarını düşündükleri anları mutluluk anları olarak tarifliyor insanlar. Peki bu anlar neler olabilir? Kitap okumak olabilir, film izlemek olabilir, işinizi yapmak olabilir, müzik üretmek ya da müzik dinlemek olabilir, spor yapmak olabilir, seçenekler sonsuz. Eğer aklınıza böyle hissettiğiniz anlar geliyorsa, bana kalırsa böyle anların peşine düşmekte fayda var. Bu anları çoğaltmaya çalışmakta fayda var. Şimdi bu anlattığım akış teorisi, esneklik, uyum, bütün bunlar kafanızda biraz havada kalmış olabilir diye düşünüyorum. Bu yüzden bir örnekle biraz daha netleştirmek istiyorum bunları kafanızda. Şimdi şöyle düşünün. Sakin, küçük bir kasabada yaşıyorsunuz. Bu kasabada, sokaklarda aheste aheste yürüyorsunuz. Bu tempoda yürüdüğünüzde kimse size çarpmıyor, siz de kimseye çarpmıyorsunuz. Rahat rahat sokaklarda ilerliyorsunuz. Ve sonra bir hafta sonu, mesela bir cumartesi günü, Taksim'e, İstiklal Caddesi'ne geliyorsunuz. Birçoğunuz biliyorsunuzdur. Böyle günlerde caddenin ritmi oldukça yüksek olur ve çok kalabalık olur.
Şimdi siz işte bu güzel cumartesi gününde alıştığınız şekilde aheste temponuzla yürümeye çalışırsanız orada ilerleyemezsiniz ve insanlar size çarpar, çok rahatsız olursunuz. Burada yapmanız gereken şey en azından bir süreliğine eski alışkanlığınızdan vazgeçmek, ondan sıyrılmak ve yeni yerin ritmine ayak uydurmaktır. Ancak bunu yaparsanız keyifli bir gezinti keyfi sürebilirsiniz. Aslında anlattığım akış teorisi, esneklik gibi terimleri bu anlattığım somut örneğin duygusal yansımaları olarak kabul edebilirsiniz. Konuşmamın sonuna doğru yaklaşıyorum. Şöyle bir bütün anlattıklarımı toparlayacak olursam eğer, konuşmamın özünden de anlamış olacağınız gibi, ben de birçok konuşmacı gibi herkes için ortak bir mutluluk tanımı yapılabileceğine inanmıyorum. Bu sebeple kendi mutluluk kümemin altın kuralını paylaşacağım sizlerle. Bence altın kural cesaret etmek. Üç şeye. Birincisi, bütün duyguları kucaklamaya, yani mutsuzluğunuzu da mutluluğunuz gibi sahiplenip onu da sonuna kadar yaşamaya. İkincisi, bazı eski alışkanlıklarınızdan vazgeçme cesaretini göstermeye. Ve üçüncüsü, yeni deneyimlere açık olmaya. Konuşmama ünlü bir şairin dizeleriyle başlamıştım. Ve konuşmamı yine ünlü bir şairin dizeleriyle sonlandırmak isterim. Bence kendi mutluluğunu, kendi mutluluk anını, hadi bu konuşma için söyleyelim, kendi mutluluk kümesini çok iyi tariflemiş. Ahmet Hamdi Tanpınar'dan bir şiir okuyacağım size. Ne içindeyim zamanın, ne de büsbütün dışında. Yekpare geniş bir anın, parçalanmaz akışında. Bir garip rüya rengiyle uyuşmuş gibi her şekil. Rüzgarda uçan tüy bile benim kadar hafif değil. Başım sükutu öğüten, uçsuz bucaksız değirmen. İçim muradına ermiş, abasız, postsuz bir derviş. Kökü bende bir sarmaşık olmuş dünya. Sezmekteyim. Mavi, masmavi bir ışık. Ortasında yüzmekteyim. Teşekkür ediyorum.